Şöyle bir şey söyleyeyim, var içinde kuyumcuya gidiyorum altın. Gelmeden fiyat etiketleri yerini buldu. Ya o da amca haklısı, ona okey de. Kuyumcuya gidiyorsun bayan dolu, dövüşçüye gidin bayan dolu. Hiçbir yerde evde yoktur lokantalardan. Gezmek için. Yok ablam. Ben de gidip kuyumcuya, ben gidip kuyumcuya dolaşayım. Fiyatları soruyorum, haydi eyvallah diyor, çıkıyorum. Şahitim, abla nerede dolarlarla dolanıyor, dolarlarla yemin ederim. Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Rabbimden güzellik var ki şükretmemiz gerekiyor. Aynen, benim yeğenim evlenecek bak. 28'inde yeğenim evleniyor. Ben kara kara düşünüyorum ki yeğenime ne yapayım, ne takayım. Yok yok, ay başı geldi. Para. Allah bize yok eder. Yok değil mi? Var Allah'a da şükürler olsun. Şükürle karın doyar. Karın doymaz ama Allah veriyor. Erdoğan hepsini yedi bitirdi. Yok, zam 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 zam. Yemin herkes istiyor sana. Yemin de yalan söyler ama yani yok demeyelim. Yemin ederim ben dövücüden gelirim. Kadın ne destesin, dolar var. Sizin var mı dolarınız? Var. Ablanın var mı? Yok dedim, yalan söylüyorum, var. Benim maaşım yetmiyor abim, bana. Abim senin doların var mı? Yok dolarım yok. Ne olacak? Benim de dolarım yok. Abla senin dolarım. Ben çocuğumu alacağım. İlaç paramız yok ya. Evet ben çocuğumu şimdi hastaneden getirdim. Alacak ilaç paramız yok yani. Abartmayın. Abartmayın. Şimdi hastaneden geliyorum. Çocuğumun ilaç alacak param yok. Abartmayın. Yok. Doğruları söylüyorum aşkım. Ben sana bak ben şimdi. Raporum var. Eşim emekli. Ben ilaç alıyorum. İki tane ilaca 200 ödüyorum. Tamam, ablacığım şöyle bir şey dedim. Maaşımıza zam da maaşımıza emekliye var. Yapıyor, Erdoğan mı yapıyor? Hepsinde de var ama o kadar inakörlük etmeyelim ama bak. Yok. Hastaya doktorlar geliyor. Yaşıyor geliyor. Ya, emekli her şeyimiz var. Hani doktor? Dur Allah aşkına. Yok demem. Yok da sen yok edersin. Benim iki adım yanımda. 5 dakikaya gidiyorum hastaneye. Doktor bulamıyorum. Gözüme randevu alacağım. Yok. Ya her de hastaneler var. Doktorlarımız var. En son ne zaman doktora gittin? Vallahi ben en son aldım gittim desem yalan söylerim. Ben kolay kolay hastaneye gitmiyorum. Çünkü ihtiyacım yok. Şimdi doğruya doğru konuşmak lazım. Alıp gitmediğiniz için randevu bilmiyorsunuz. Hayır. Randevu alıp gitmediğiniz için bilmiyorsunuz ama hastaneye randevu bulmak bu sürede zor. Belki bölümden bölüme de değişiyordur ama abla göz doktoruna randevu bulamamışsa doğruluk. Orada kesinlikle ben de katılmam ama o ayrı mesele. Onlar ne olacak? Yani yok deyip de yok etmeyelim ama. Allah'ımıza şükür olsun var. Çok güzel bir şey konuşuyorsunuz. Yok yok dersen yok olur. Ha, ama yani şöyle bir şey söyleyeyim. Otellere gidiyorsan. Çok da var diyemeyiz. Var. Sonuçta var. Yok desem mal olur. Maksim. Kimse yemeyen kimse yok arkadaşım. Tayvan olsa yiyor, AK Parti olsa herkes yiyor. Yemeyen kimse yok. Ama yok dedi, yok etmeyelim. Allah bize vermiş, Allah'ımıza şükretmemiz gerekiyor. Hiç bize şükür yoktur. Şükür yok. Yok yani. Niye şimdi gençim bak, benim de 3 tane çocuğum var. Ben de aynı kelime, aynı iş, ben de şikayetçi. Var. Çocuklarım var ama ben çocuklarımı doyuramıyorum. Yok diyor, yok demeyeceksin. Çalışın, para tutacaksın. Ne de verdin bilmen lazım. Ev kirasına kadar. Ben kiram 7,5 milyar. 3. katta oturuyorum, sitede oturuyorum. Ev hanımıyım, rahat bir şekilde geçiniyorum. Kimseye muhtaçım, fazlalığım var, eksik mi, Allah'ımıza şükür olsun. Bu kadar basit ev bir şey. Ev hanımısınız. Ev hanımıyım. Nasıl geçiniyorsun? He? 4 bin lira kira veriyorsun. Kiralar olmuş 10 bin lira. Sitede oturuyorum 7,5 milyar. 10 bin lira kira olmuş. 15 aydan kesin. Bir insan nasıl geçinecek? Abla bir şey diyebilir mi? Her şey artık fazla olmuş. Senin hayatın gibi değil ki ama. Ya bir çekme valla sizi. Çekil çekil konuşun kızım, ben konuş, ben aklımı söyleyeyim. Söyleyebilirsiniz hayatta. Ben sana sorayım. Ülkenin ekonomisi nasıl? Geçirmeyen yoktur. Rabbim veriyor. Oğlum eşim çalışıyor. Eşime bak. Ülkenin ekonomisi nasıl sizce? Tabii ki sıkıntı. Cihetten çalışıyor. Bak 10 bin lira kira ver. Sorsan ona. Niye sormuyorsun? Abici ben de kiracı. Ben kira değilim ki. Bak abi çocuğa bak. Benim... Sabahın köründe geldi çalışıyor. Bak. Peki abla şöyle bir soru sorayım. Ben sık sık da soruyorum bu aralar. Bonfilenin fiyatı ne kadar biliyor musun? Maaşın geldi falan yok. Bak bir şey söyleyeyim. Tenem yaşlı emekliye para her şey para her şey veriyor ama emekli de para geliyor. Tamam benim sorum şu. Bonfile alıyor muyuz kasaptan? Fiyatı ne kadar? Kuru değil abi. Ben de tuzum kuru. Ben kiracıyım. Adresimi verebilirim. Fazlalığım var eksikliğim var. Dünyada hiçbir şeyden mahrum kalmıyorum elhamdülillah. Yok desin Allah'tan yok edin. Allah'tan şükretmesi bilmiyorsunuz. Şükretmeyi bilmiyoruz. Bilmiyoruz kardeşim. Şükreden kazın. Hep Allah Allah ya Allah ya Allah. Gidiyor yani böyle değil mi? Oluyor değil mi? Oluyor böyle. Ekonomimiz çok güzel. Ülke çok güzel. O dünyanın her yerinde vardır. En güzel bizim Türkiye'miz. Hiçbir yerinde yok bizim ekonomimiz kadar. Vermeye devam et. Edeceğim sana. Tamam mı? AK Parti'ye ver de devam et. Yani. Bu hepten güzel olacak. İyi abi siz olun. Yenge. Bu AK Parti'ye kim oy verirse öbür dünyada hakkımı alacağım. Tamam öbür abi kim hakkını alacak belli olur. O yaradan bilirsen. Alacağım öbür dünyada. Dünyada 150'ye yakın ülke geldim. Gemi kaptanıyım. Maşallah. Nerede dindar ülkeler var. İster Hristiyan olsun ister Müslüman olsun geri kalmıştır. Çünkü çalışmayıp yukarıya güvenenler bütün ülkeler geri kalmıştır. Her şey bilimsel olması lazım.
lazım. Ülkede bir tane matematik lisesi yok, fizik lisesi yok, bilimsel dersler kaldırılmış, yerine bilinen hiç gereksiz, insana katkısı olmayan dersler konulmuş. Çocuklar kadere inanıyor, doğaüstü güçlere inanıyor, bilime inanmıyor. Ben kendi çocuğumu bile eğitemiyorum yani. Haktır ama. Aslı amca şey demek, ben, siz önce hanımefendi ben, şükredeceksin, başka çaren yok tarzı cümleler kullan. Benim sıkıntım yok ama benim gelirim şu gün getirip 200 bin lira, 300 bin lira. Ondan yok. Ben biraz zorlanıyorum. Çocuğu okutuyorum üniversitede. 14-15 lira kira veriyorum. Ben biraz zorlanıyorum. Düşün yani. Emekli ne yapsın? Asgari ücretli ne yapsın yani? Bu. Yani bir yerden avantası yoksa, geliri yoksa insanın bu hükümetten memnun olması mümkün değil. Din imanı insanın kişiseldir yani. Beni ilgilendirmez. İster Hristiyan ol, isterse ateist ol. Orası bağlamıyor yani. Ben adaletli misin? Ahlaklı mısın? Dürüst müsün? Vergini veriyor musun? Hırsızlık yapmıyor musun? Devletin kamu malı, yetim hakkına saygı gösteriyor musun? Bu özellikle önemli. Yoksa sen tutmuşsun, namaz kılmışsın, kılmamışsın. Ben hiç zerre ilgilendirmez. İşinden namus olman gerekiyor. O kadar. Sağlık, çok güzel söylediğiniz. Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum. Sizce Murat Kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu çok başarılı deyince ama mecburiyette ona vereceğim. Başka alternatifim yok. İmamoğlu'na vereceğim. Teşekkür ederim. Murat Kurum'dan başlayalım. Evet. Peki Murat Kurum'dan beklentileriniz nelerdir? Beklentilerim yani o daha iyi biliyor. Murat Kurum'dan memnunuz. Kentsel dönüşümü hızlaştırsın, daha iyi olur. Benim evim bile çürük. Bizim ona güveniyoruz şu an. Metroları kaç senedir yapamadı. AK Parti olsaydı Murat Kurum şimdiye çoktan bitmişti. 20 yıldır başında. 20 yıldır neredelerdi? Engellemiyor. Kredi alamıyor. İmamoğlu neden engellendi o zaman? Devlet ödemesi gereken belediye gelirlerine hadi koyunu geri alıyor. Peşin alıyor. Güzel bir hizmet yapsın değil mi? Hizmetini neden doğru düzgün belediye başkanları gibi yapmasın? Daha önce de belediye başkanıydı mı İmamoğlu? İlçe belediyeleri de AK Parti'nin olduğu için engelleniyor. Yani yolunu kestikçe o da elinden gelen her şeyi yaptı. O zaman kesmeyecekler diyor bunu. Yardımlar kesiliyor mu mesela? Tabii. Belediye. Ya belediye başkanları çoğu... Ben size sormak istiyorum. Kentsel dönüşümü hızlandıracak dediniz Murat Kurum. Murat Kurum eski Çevre Şehircilik Bakanınız. Neden eski Çevre Şehircilik Bakanlığı yaparken... Görüyoruz ortaya. Sizin evi niye kentsel dönüşüme sokmadı? Evet. Bakanlık ben görevini neden yapmadı? Valla o kadar bilgim yoktu yani ama ben Murat Kurum'u tercih ediyoruz yani. Evet. Ben şükürcü insan değilim. Hayatta şükür etmem. Niye diyeyim? Ben doktan bir şey mi geliyor bana? Niye edecekmişim? Ha niye yani? Niye şükür neymiş? Ben çalışırsam geliyor, çalışmasam gelmiyor. Bu kadar realist olacaksın yani. Kimseye uzaydan herhangi bir güçten bir şey gelmez. Kimse 5 kuruş çalışıp 10 lira gelir sahibi olmaz. Böyle bir dünya yok yani. Neden Almanya tek başına 90 milyon? 17 bin lira kira. Almanya tek nüfusu 90 milyon. Bütün İslam alemi 1,5 milyarın milli geliri toplam 90 milyon. Almanya'ya kadar yok. Bunu sen bir sorgula bir bakar ya. Ben nerede hata yaptım der ya. Ben nerede hata yaptım da 57 İslam ülkesinin toplam geliri Almanya'nın yarısı kadar ancak var. Peki bunu siz düşünebiliyorsanız neden başımızdakiler düşünmüyor? Ya da düşünüyor da söylüyor. Başımdakiler bilmez oğlum. Onlar şeytanın geldiği yeri biliyor. Onlar aptalsı kapitalist. Aptalsı kapitalist. Bu videonun başlığı belli oldu. Aptalsı kapitalist. Sen bana soracağını sor. Herhangi bir şey soracağım. Gençler iş beğenmiyor diyorlar. Doğru mu? Efendim? Gençler iş beğenmiyor. O da bilmem onu ya. Beğeniyor musun, beğenmiyor musun? Ben işte çalışmıyorum ki. Çalışır mıydım? Kebapçıda çalışırdım. Kebapçı. Neden kebapçı? Abi belki ısmarlar var aradan yerim. Evet, makarna yiye ya sağlıklı artık ne düşünüp ne de sağlıklı cevap verebiliyor. Millet şu an üçe ayrılmış. Korkanlar bana değmesin yılan, bana değmeyen yılan bin yaşasınlar. Bir de şeyciler, çanakçılar diyorlar ya neyse artık yandaş diyorlar. Onun dışında kimse yok ki burada şu an. Abi şimdi sen telefonu da gösteriyorsun ya böyle. Diyecekler ki almışsın son model telefonu, konuşuyorsun. Tamam işte Çin malı telefon gücümüz yetiyor. Biz bazıları gibi iPhone alamıyoruz. Eşek gibi çalışıyoruz. Bırak bir telefon olmasın. Öyle diyorlar. Ben de ama devir, teknoloji devri o kadar olmasın mı? Millet aya çıkmış. Millet ayda artık kişisel olarak Elon Musk'ı biliyorsunuz. Adam bir kişi dünyaya hükmediyor. Biz ülke olarak daha aya adam gönderemedik. Ay göndereceğiz. Bugün yolluyoruz. Az kaldı biliyorum. Dün gönderiyorduk, gönderemedik. Abi, bugün göndereceğiz. Elon Musk'ın parası Yunanistan'ın ekonomisinden daha fazla bu arada. Kosova'dan da daha fazla. Ya, bir kişi dünyayı sarsa bizim ülke olarak neyimiz var? İyalarımız, siyalarımız. Sattıklarımızın dışında. Tok var. Tok'u şey yerli ve milli diyorlar. Çipi mipi Çin'den geliyor, Hollanda'dan geliyor. Orası Amerika'dan geliyor. Diğer petrolü falan Suudi Arabistan'dan ithal ediliyor. Biz şimdi fabrika açmazsak, onu bunu yapmazsak, üretmezsek ne yapalım ya, ihracat edeceğiz. Ekonomi güçlenmez ki böyle yani. Fabrika açalım, fabrikada kendi malımızı, yerli malımızı üretelim. Gerçekten yerli ve milli yapalım hani. Sen yurt dışına çıkma ihtimalin olsa yurt dışına çıkmak ister miydin? Ya giderdim, çalışırdım, geri gelirdim. Çok bir şey yapmazdım. Var mı konuşmak isteyen başka? Teşekkür ediyoruz. Size de soralım abi. Tamam, konuşmak ister misin? Bir sır benim aslında, millet konuşmak istiyor ama vatan haini diye veya şey diye içeri atılmaktan, içeri alınmaktan korkuyor biliyor musun? Hakaret etmediği sürece, seviyeli konuştuğu sürece kimseyi içeri almazlar. Kimsenin küfür ettiği yok, etmez zaten. Kimsenin öldüğü. Eleştirmek herkesin hakkı. İşte gelin hep birlikte bitirelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bütün Sultanbeyli halkına selam olsun. Sağ olun.